Sayın Başkanım, Büyük Birlik Partisi Kırıkkale İl Başkanı olarak seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor? Şu anda Kırıkkale'de ilçe teşkilatlarının kurulmasıyla beraber merkez ilçeden başlayarak benim yetkim de daha yeni geldiği için biraz hız vermek değil de yavaş yavaş şu anda ilçelerde Yaşan, Bağışlı, Keskin ilçelerin tamamen kurulduktan sonra teşkilatlarının da sağlama alındıktan sonra ondan sonra yolumuza bakacağız. Kırıkkale'de çalışmalar nasıl gidiyor Sayın Kırıkkale'deki Başkanım? Şu andaki çalışmalarımız adaylarımız var. İki tane şu anda açıkta ama geçen de söylemiştim ben aday adayları diye bir şey tavsiye etmiyorum. Ben tek adayla tek kişiyle gitmeyi istiyorum. Ve aynı kadroyla yanındaki aday adaylarıyla beraber aynı çatı altında beraberce yürümekte. Yoğun bir çalışmanız var tabii ki bunun üzerinde. Ne yapacağız Kırıkkale'de seçimde? Ne gibi çalışmalar hazırlandınız? Kırıkkale projeleri bizim geniş. Zaten GÖR projeleriyle beraber genel merkezinde GÖR projeleri bizlere destekle adaylarımızın da zaten eskiden beri projeleriyle inşallah hayırlısıyla Kırıkkale'den güçlü bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Evet. Ve kazanacak bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Bizim amacımız Kırıkkale'yi kazanmak diyorsunuz. Kazanmak. Evet. Kaybetmek değil. Kırıkkale'de millete hizmet edebilmek önemli. Koltuk sevdalı insanlarla bizim işimiz yok. Kırıkkale'de koltukta oturacaksa hiç adayımız olmaz. Peki başkanım şey soracağım. Kırıkkale'deki şu an mevcut belediye başkanı çalışmalarını takip ediyorsunuz. Nasıl? Beğeniyor musunuz? Sadece şunu söyleyebilirim. Sadece Veli Bey'in kaldırım mühendisi yaptığını düşünüyorum. Başka hiçbir şey yaptığını düşünmüyorum. Kırıkkale'de yatırım hiç yok. Milletvekillerimizin de şu anda çalıştığını hiç zannetmiyorum. Sadece bir görüntü usulü. Şu anda Türkiye'nin ikinci adamı. Beşir Bey, Sayın Bakanımız. Kırıkkale içi üzerinde hiçbir yatırımı yok. Olmuyor da. Kırıkkale üzerinden gerçekten şu anda Kayseri'ye bakın. Diğer ilçelere bakın. İkinci adam şeyini alanlar kendi illerine çok büyük yatırımlar yapıldı. Ama şu anda Kırıkkale'ye bakıyorum sadece bir polis koleji geldi. Başka bir şöyle şey gelmiyor. Şöyle diyelim. İktidar ama Kırıkkale sınıfta kaldı. Kaldı. Evet. İktidar sınıfta kaldı ama yani kötü kaldı. Yani Sayın Başbakan'ın bu kadar akıllı üsluplu gidişiyle Kırıkkale'de bu kadar yatırımsız beceriksizlerle bu yol gidilmeyeceğine inanıyorum. Yani yanlış yaptılar. Yanlış insanı çıkarttılar. Belediye başkanlığında böyle bir kaldırım mühendisiyle uğraşmaktansa altyapısı olmayan yerlerde altyapı yok. Sadece merkezde bitmiyor. Mahallelerin hiçbirinin yolu yok. Yol yok. Park bahçeleri sadece merkeze aktardı. Çevre düzenlemelerinde sıfır. İş sahaları. İş sahaları zaten belediye iş sahaları değil. İş sahaları sadece şu anda milletvekilleri çalışması gerekiyor dedim ya. Sadece bir polis koleji gelmeyle Kırıkkale olmaz. Yatırım sıfır. Yatırımla şu anda gözle gözüken hiçbir yatırım yok. Bir tane Beşir Bey polis kolejini getirmiştir. Bu da eksik bir şey diyelim. Peki başkanım, şu an Ramazan içerisindeyiz. Evet. Kırıkkale halkımıza Ramazan'la ilgili bir şey der misiniz? Ben Kırıkkale halkımıza hayırlı Ramazanlar diyorum. Bayram da geliyor. Hayırlı bayramlar diyorum. İnşallah bayramdan sonra güçlü bir atılımla zaten milletimiz de Ramazan dolayısıyla yorgun olduğu için inşallah Ramazan'dan sonra Büyük Birlik Partisi'nin ne olduğunu, neler yapabileceğini biz ortaya koyacağız. Bizi takip etsinler diyorsun değil mi? Tabii ki. Biz sessizliği yürüyoruz. Biz hani rahmetlinin bir koyduğu kural vardır. Biz denge sağlayıcı. Biz kimseye atmıyoruz. Kimseye tutmuyoruz. Hiçbir parti de bizim rakibimiz değil. Bizim rakibimiz sadece milletle iç içe beraberce yürüyebilecek. Dedim ya belediye başkanı çıkmaktansa halkın içerisinde olmayan bir belediye başkanına ben belediye başkanı demem. Halkın içerisine hiçbir zaman girilmiyor. Halkla bir diyalog içerisine kurulmuyor. 2009 yılında ben İl Genel Meclis Üyesi'nde bir kelime koydum. Dedim ki belediye başkanlar seçilmiş insanlar bir tane irtibat bürosu kesinlikle kuracaklar. Kurulmadan da bu iş yapılmaz. Orada irtibat bürosunda bütün Kırıkkale veya da ilçeler veya da merkezler ne diyelim hepsi orada bir yürürlük hazırlamaları gerekiyor. Neler yapılması mahalle muhtarlıklarını toplayarak mahalle sakinlerini toplayarak orada mahallelere neler yapılabileceğini açıklaması gerekiyor.
Bu AK Parti'de hiçbir zaman olmadı, olmayacaktı. Sadece bir dediğimi yaptılar. Her pazar bir toplantı, bir açık kapı, her bir milletvekili gelip Allah razı olsun onu bayılım yaptılar. Bir tek ona seviniyorum. Milletvekillerin gelip de halkın içerisine girmesi beni sevindiriyor. Yani kötü değil, iyi bir şeydir. Sevindirici bir şey. Ama Veli Bey'e bakıyorsun, sadece koltuktan hiç kalktığını görmedim. Halk içine girsin diyorsun. Halk içine girecek. Halk içine girmeyen bir belediye başkanı, bir seçilmiş insana, yani kusura bakmasın, halkın hizmetçisi olamaz. Sadece efendisi olur. Bu sınırı da oyalamazsın diye diyebiliriz. Tabii ki yani. Peki efendim, teşekkür ederiz. Rica ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun.